Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğne yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu da açarak çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala abone olmak da ücretsizdir arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Zil butonunun da tüm yerini aktif hale getirerek atmış olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olursunuz. Evet yine bir istek model yapacağız. Bugün bakın bu bir iğne oyası. Şöyle. Bu iğne oyasını tığa çevirdim sizler için. Tığa çevirdiğim hali de şu şekilde oldu arkadaşlar. Bakın. Benimki de çok güzel oldu. Şöyle birebir aynısını da Böyle sizler için tığa çevirdim. Bakın ara suyunu dahi birebir bu şekilde benzetmeye çalıştım iğne oyasına. Çok da hoş bir ara suyumuz oldu. Çiçeğimiz de her zamanki gibi böyle 3 boyutlu yaptım. Ütüleyince bu 3 boyutlular bakın arkadaşlar yapışıyor. Bu şekilde rahat oluyor. Motif tutturma işlemi oluyor. Aslında ben şöyle bir göstereyim bakın. Motif de yaptım. İlk önce motif yapmıştım. Eğer bu şekilde üç boyutlu istemeyen arkadaşlarınız olursa e, içlerin içinizde yani e, bu şekilde motif de yapabilir bakın. Böyle motif yaptım. Tabi bunu sihirli halkayla biliyorsunuz yapıyoruz. Daha önceki bu papatya modellerinde göstermiştim nasıl olduğunu oradan bakabilirsiniz. E, bu kenar çiçekleri de aynı bu şekilde bakın. Burada yaptığım nokta şöyle tutamadım birebir aynısı. Şimdi de göstereceğim nasıl yapıldığını bu çiçeklerimizin de zaten arkadaşlar. Şöyle modelimizi de uzaktan şöyle hep beraber bir görüntü almak isteyen olursa bakabilir. Evet. Çok hoş ve zarif bir model oldu. Şimdi size nasıl yaptığımızı anlatmaya geçelim. Şöyle ikişer zincir çekerek kıvırtıları hazırlıyoruz. 696 oğlu videomda tüm püf noktaları mevcut. Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve iki çiçeğimin arasına bu şekilde üç tane arasıyı koydum ve çiçeğimin e, e, dalları ve yapraklarıyla Evet, şöyle üç tane arasıyı koydum çiçekli arasına. Şimdi direkt böyle dallarını yaparak başlayacağız. Bakın bu arka kısmından şöyle dallarını yaparak başlayacağız ve 7 tane e, böyle ara suyuyla çiçeğimin arasına 7 tane tığ battı yaptım Şimdi arka tarafı unutalım ilk başlar gibi başlayalım Tabii ilk önce şöyle ikişer zincir çekerek tülbent kenar tığlama işlemini yapıyoruz 696 oğlum videomda tüm püf noktalarıyla mevcut şöyle bakalım 3 4 5 6 ve 7. tığ battımızı kapattık arasıyla çiçeğimizin arasını 7 tane şöyle tığ battı mesafesi bıraktık. Hemen bir zincirimle dönüş yapıp tığ battıma sık iğne ile sabitledim. 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi hemen bir sonraki tığ battıya kapatıp bu şekilde bir yuva oluşturdum. Şöyle bir zincirimle dönüyorum. Sık iğne ile buraya sabitliyorum. Şimdi buraya 6 zincirden 6 tane yuva yapacağım. 1 3 4 5 ve 6. Kapatıyorum bu şekilde. Tekrar 6 zincir. 6 zincirden 6 tane dal yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Şöyle 3 tekrar 6 4 Yine 6 zincir. da şöyle 3 5 oldu 6 zincir kapatıyorum. Dibine yine bir tane sık iğne yapıyorum başında olduğu gibi sonuna da bir sık iğne ve bakın buradaki dönüş yaptığım yere de giriyorum. Tığ battı mesafesine indim. 2 zincir çekiyorum. Yine bakın sağda olduğu gibi bur burada nasıl mesafe kaldı? Buraya da 4 tane bırakıyorum. 1, 2, şöyle arkadaşlar. Kapıya bakıp hemen geleyim. Evet, 2 tane yaptık. Kaldığımız yerden devam edelim. Şöyle 3, 2 zincir, 4. Dört tane ara mesafesi bıraktık. Bakın altı tane dalımız kenarlarında da mesafemiz. Şimdi yaprak yapımına başlayacağız bir defa tığımı doladım ve yuvaya girip şöyle bir iki ve iki bir trabzan yaptım yaprağım için şimdi dört tane zincir çekiyorum ve buraya trabzana kapattım bir kirpik oluşturdum. 3 zincir ters çeviriyorum Bakın. 4 zincirin içine 3 zincir bir noksan böyle zincirimi kapattım Şimdi 6 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Çeviriyorum. Yine aynı yere trabzanın içine kapattım. Ve 5 zincir. 1 eksilteceğiz. Yine demin 4'tü 3 eksiltip döndüm. Şimdi de 6'ydı 5 çekiyorum. Ve şöyle ters tarafına çevirdim ve sık iğne ile sabitledim. 5 zincir çekiyorum. Ters çevirdim. Buraya bir tane tomurcuk yaptım. Bakın bu geri kalan kısma da 6 tane bu şekilde sık iğne yapacağım. Sık iğnelerimi sahte sık iğne yapıyorum. Bu daha çok iğne oyası gibi zarif olduğu için. Yoksa arkadaşlar sizler normal sık iğne yapabilirsiniz şart değil yani görüntü amaçlı güzel duruyor diye bu şekilde sahte sık iğne yapıyorum şöyle 5. sanırsam ve 6 6 tane sık iğnemi buraya yaptım 7. de trabzanın içine kapattım bakın şimdi 1 2 zincir kapatıyorum 2 zincir kapattım. 2 zincir kapattım. Şöyle ikişer zincirden 3 tane böyle iki yaprağın arasına mesafe koyup bir tane daha yaprak yapıyorum. 1 2 ve 2 3 seferde bir trabzan ve 4 zincirle başlıyorum yuvaya. Evet 4 zincirimi hemen trabzanıma kapattım. Şöyle bir kirpik oluşturdum ve dönüşüm 3 zincir ters tarafına çeviriyorum kapattım bu şekilde ve altı tane zincir çekiyorum çevirdim düz tarafına şöyle kapattım altı zincirimin üzerine 5 zincir dönüş yapacağım çevirdim şöyle arasına girip tepe noktasından kapattım ve 5 tane zincir 5 zincirimi kapatıp şimdi buraya sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane buraya sık iğne yapıp 7.yi de bu şekilde trabzanın içine kapattım yaprağımız yine hazır 2 zincir çekerek yine 3 tane tığ battı ara mesafesini verelim şöyle tığ battımın içine girip sabitliyorum 2 zincir çekip şu ara mesafesini veriyorum Bakın. şöyle iki tane yaptık aynı işlem arkadaşlar üçüncüyü de ben yapayım şimdi trabzan yapıp Aynı size gösterdiğim gibi yaprak yapacağız. Sonra 7 tığ battı ara mesafesi verip bu 6 tane minik dalları yapıp çimeni bu şekilde devam edecek. Şimdi biz çiçeğinin yapılışına geçelim. Evet şöyle ilk dalımızın içine girerek sık iğne ile ipimizi sabitleyerek başlıyoruz. 4 zincir. 4 zincirimi kapatıyorum. Dalımın içine bir kirpik oluşturdum. Üzerine 3 tane zincir çekiyorum. Şöyle yine ters tarafına dönüp kapattım. 6 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Çevirdim. Ve buraya bakın. Yeşilin içine girip sabitliyorum. 5 zincir. Çevirdim. Dönüşler inişlerin bir eksik zincir sayısı oluyor bu şekilde şimdi 8 tane zincir çekiyorum 3 4 5 6 7 ve 8 Bakın. çifter çiftlerde artırıyorum 4 6 ve 8 olarak dönüşlerde bir eksiltiyorum 3 5 ve 7 olarak Evet bu şekilde şimdi 7 tane zincirimi çekiyorum 5 6 ve 7 çevirdim ters tarafından şöyle dip noktasından girip buraya kapattım 7 zincirimi ve şimdi 5 tane zincirden kirpik yapacağız döndüm düz tarafına sık iğne ile buraya sabitliyorum burasını da arkadaşlar aynı yaprakta olduğu gibi sahte sık iğne yapıyorum normal sık iğne de olur tabii ki elinize nasıl kolay gelirse şöyle 3 4 5 6 7 Şöyle hafif yukarı çekip buraya 9 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. 8 ve 9. bak 9 tane sık iğneyi yaptım. 10. sık iğneyi yeşil yuvaya yapıyorum. Şimdi yaprağımız hazır bak. Kenar sık iğnelerimiz bu şekilde oldu. 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincir benim köprü, geçiş köprü. Bir tanesini bırakıp şuradan 3. dalın içine giriyorum bak. 3. dalın içine 5 zincirimi kapattım. Buraya çünkü mavi yaprağım gelecek arkadaşlar. Onu yapacağım ve 4 zincir çekerek yine başlıyorum bu şekilde. Evet, aynı ilkinde olduğu gibi Şimdi 3 zinciri çekip bu 4 zincirin içine kapatıp sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 zincir döndüm. Yeşil yuvaya kapattım. 5 zincir. 4 ve 5 çeviriyorum. Şöyle. 8 tane zincir çekiyorum. 7 ve 8 çevirdim yaprağımı şöyle içine kapattım ve 7 tane zincir 6 ve 7 çeviriyorum bu şekilde oluyor şimdi 5 zincirden kirpik yapacağım ve buraya sık iğne ile sabitleyeceğim Geri kalan kısımda 9 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle bir 2 3 4 5 6 7 8 Hemen şöyle bir tane daha yapmak için 11 olsun diye özellikle arkadaşlar böyle sıyırarak dolduruyorum şu sık iğne böyle bombilili güzel duruyor ve 10. sık iğnem her zamanki gibi yuvada 5 zincir çekerek şöyle geçiş köprümü oluşturdum ve 5. dalın tam ortasından girip aynı şekilde yaprağı buraya da yapacağız 4 zincir çekerek başlayalım. Sabitledim. 1, 2 ve 3 zincir. Ters tarafına çevirip sık iğne ile sabitledim ve 6 zincir çekiyorum. Evet, 4 zincirle sonraki 6 zincirle buraya kapattım. Şimdi 5 zincirle yukarı çıkıyorum. 1 eksik. 3 4 5 6'dan 1 eksiltip 5 zincirle yukarı çıktım. Şimdi inişler ikişer çoğaltıyoruz. 8 zincir. 5 6 7 ve 8. Çevirdim. Yine dalımızın içine 8 zincirimi kapattım ve 7 zincir. 4 5 6 ve 7. Şöyle ters tarafına çevirip buraya sık iğne ile sabitledim. 5 zincir bu kenar kirpiği ve kapatıyorum 5 zinciri buraya kirpik olarak. Geri kalan kısma da yine 9 tane buraya sık iğne yapıyorum Bak, Şöyle bir Bismillah. Şöyle 2 3 4 5 6 7 ve 8. Evet, 8 tane sık iğneyi hazırladık buraya. Şey, pardon arkadaşlar, 9 olacak. Unuttuk. Şöyle 9 tane sık iğneyi yaptım. 10. sık iğneyi de yeşil dalımızın içine yapıyorum. Şöyle dibine de bir tane zincir çekip ipimi biraz uzun bırakıyorum. Diğer şöyle keselim. Şu diğer maviyi yaparken arkadaşlar altında şöyle kaynasın istiyorum. Böyle kenarda yanık kısmı veya arkada yapıştırmak istemiyorum. Bu da güzel durmasını sağlıyor. Evet, üç tanesini yaptık. Şimdi mavilerin yapılışına geçelim. Evet, ilk yuvalarımızı bu şekilde oluşturduk. Bakın şimdi bu arada kalan yeşil dallarımızın içini bakın beyaz arkada kalıyor. Biz sadece yeşil dalı öne çıkarıp oralara yapraklarımızı yapacağız. Bakın sık iğneyle il, ipimi sabitliyorum ve 4 zincir. Hemen başlamadan söyleyeyim ipinizi güzelce esnetin, incecik yapın arkadaşlar. Leylak zaten ince oluyor. Bir de esnetince daha güzel incecik oluyor. Evet 4 zincirimle başladım. Şimdi 3 zincir çekerek ters tarafına dönüp bu dört zincirli yuvanın içine girip sabitliyorum. Şöyle bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Hemen düz tarafına çevirdim. Altı zinciri bu dalımızın yeşil yuvamızın içine sık iğne ile sabitleyip buraya da beş zincir çekiyorum. İki, üç, dört ve beş. Şöyle ters tarafına çeviriyorum. Şunu keselim gözümüze. Evet şöyle 6 zincirin içine girerek bakın kapattım. 8 tane zincir. Çeviriyorum. Yine yeşil dalın içine 8 zincirimi kapatıp sabitledim. Ve şimdi bir eksiltip 7 zincirle yukarı çıkacağım. 1, 2, 3 4 5 6 ve 7 7 zincirimi çektim daha önce çektiğim 8 zincirin içine şöyle tepe noktasına kapattım 5 tane de zincir çekiyorum şöyle 2 3 4 ve 5 şöyle kapatıp bir tane uç kısma kirpik oluşturuyorum geri kalan kısmı da sık iğne yaparak aşağı ince 9 tane sahte sık iğne şöyle tutup daha net görmenizi sağlayayım. Şöyle 2 şöyle 3 4 5 6 7 8 ve 9 dokuzuncu sık iğnemi de yapıyorum şöyle sonlara doğru yer kalması sıyırarak yapabilirsiniz onuncu sık iğneyi de muhakkak arkadaşlar yeşil yuvada yapıyorum bak şöyle beş zincir çekiyorum bir iki üç dört beş şimdi şu öne gelecek ya zaten arkadaşlar şöyle ve bu ortadakini de öne alıyorum Şöyle bakın yeşil dalımızın iç kısmından girip bu arka tarafından sabitledik. geçiş yaptık. Bakın şu geçiş 5 zincirimiz beyazın arkasından bu şekilde geçiş sağladık. Çok kolay arkadaşlar kameradan size belki ben zor e, anlatabiliyorum ama yapılışı çok kolay bakın. Bunlar da zaten kendiliğinden 3 boyutlu hale gelip dönüyor. Böyle bu şekilde şimdi bu aralardaki yeşil dalları yapıyoruz yine 4 zincirimi çekiyorum 1 2 3 ve 4 yeşil dalımızın içine girip başlıyoruz yapalım beraber atlamayalım aynı işlem ama arkadaşlar şöyle gözünüzün önünde yapalım 1 2 3 4 5 ve 6 hemen çeviriyorum bu yaprak iğne oyasına benzemesi için bu şekilde çevirerek hazırlıyorum arkadaşlar. 5 zincirimi çektim. Hemen bu 6 zincirin içine kapattım ve 8 zincir çekiyorum. 3 5 6 7 ve 8. 8 zincirimi yine dalamın içine girip sabitledim. 7 tane zincir çekiyorum. 1 2 4 5 6 ve 7 çevirdim buraya sık iğne ile sabitledim bakın 5 zincir çekiyorum çevirdim yuvanın içine girip sabitledim ve 1 2 3 4 5 6 7 dediğim gibi arkadaşlar bu saatte sık iğne yapmak zorunda değilsiniz. Bunu yerine normal sık iğne de yapabilirsiniz. Bu zarif duruyor diye sırf bu şekilde yapıyorum. 10. sık iğnem yine yeşil dalımın içine Bakın. bu şekilde aradaki dalımızı yaptık. Şimdi bu dalımızın arkasından 5 zincirle geçelim 2 3 4 ve 5 hemen şu demin uzun bırak dediğim olay şuydu arkadaşlar bakın bunu yeşil dalın üzerine koyuyorum bu şekilde şöyle çözünürlük yeşil dalın arasında yaprakla kaynaştık bunu yapmak zorunda değilsiniz sadece temiz çalışma oluyor diye göstermek istedim Arkadaşlar bu şekilde hemen yine başlayalım 4 zincirle yaprağımızın yapılışına Şöyle vakitte fazla almaz inşallah sizi sıkmam. Şöyle beraberce yapıyoruz arkadaşlar. 3 zincirimi çekip buraya sabitliyorum. 6 zincir. 6 zincirimi çevirdim. Dalımızın içine giriyorum ve sık iğne ile sabitliyorum. Şimdi 5 tane zincir çeviriyorum. Bakın, sonuncu için 8 zincir. 5 6 7 ve 8. 8 zincirimi de dalımın içine kapatıp buraya sabitledim. 7 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 6 ve 7. Bir eksilterek hep yukarı çıkmalar. 4'ten 3'e, 6'dan 5'e ve 8'den 7'ye. Tepe noktasına 5 zincirden tomurcuğumu yapıyorum ve kapatıyorum buraya bu şekilde. 9 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Evet. 10'uncu da bu şekilde yeşil dalın içinde son kez yapıyorum. Evet. Burası önemli artık arkadaşlar. Bakın tüm yaprakları hem beyazları hem mavileri bu şekilde yaptık. Şimdi toplamadan hemen göstereyim. Bakın bu ilk dalın yeşil yuvasının içine. Şimdi o katlı yerleri sonra gösteririz, düzeltiriz. Şimdi bu yeşil dalın içine bakın buradan sık iğne ile girerek üç boyutlu yapıyorum. Bakın. Burasını iyi kapatmanız önemli arkadaşlar. Boşluk bırakmayın. Şöyle ayrık durur yoksa dibine de bu şekilde zinciri çekiyorum ipimi her zamanki gibi biraz uzun kesip arkaya çekmek için arkadaşlar şimdi bu beyaz yuvanın içine şöyle ters tarafından giriyorum sık iğnelerin içine şöyle bakın özellikle tutmak için uzun kestim buradan ilmeğin içinden bu ipi de şöyle bir zincir çeker gibi yapıp buraya kaynaştırma işlemi uyguluyorum Evet Şimdi bunu hemen yakıp temizleyip geleyim ben arkadaşlar. Evet, modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Hazırladık. Bakın şu 5 zincirlik kirpiklerin üzerine özellikle bu renkli kirpikleri yapmadım. Yapmak isteyen olursa böyle üçer zincirden kirpikleri buraya yapabilir. Ben sade işini de bir de böyle kirpik işini de görün diye ikisi bir arada nasıl tercih edersiniz diye de sunmak istedim özellikle. Evet. Çok hoş ve zarif oldu. Şu da daha önce size hazırladığım modelim. Bakın. Modelim bu şekilde arkadaşlar. Emekler için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Videoların devamı için emekler için arkadaşlar sizlerle buluşmak için beğeni ve yorumlarınız önemli biliyorsunuz. Kanalı ayakta tutan devamını getiren videoların beğeni ve yorumlar. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.